Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kalanşa çiçeklerimizin bakımı ve kalanşa çiçeklerimizin sürekli çiçek açması için ve yeni ektiğimiz kalanşa çiçeklerimize vereceğimiz vitaminler, kısacası kalanşa çiçeklerin bakımı ile ilgili küçük küçük püf noktaları vereceğim size sevgili arkadaşlarım. Öncelikle kalanşa çiçeğimin artık tamamen açtığını sizlerle paylaşmak için böyle bir video hazırladım. Şöyle gördüğünüz gibi tomurcuklarının artık her bir yerinden çiçek haline dönüştü. Biliyorsunuz ki daha önceki videolarımda yine kalanşa çiçeğimizden filiz alaraktan çoğalttığımız kalanşalarımız vardı sevgili arkadaşlarım. Şimdi o kalanşa çiçeklerimiz artık tuttu. Şöyle göstereyim. Yine videoda sizlerle beraber bu şekilde ekmiştik. Artık çiçeğimiz tuttu sevgili arkadaşlar. Bakın yeni yeni minicik yapraklar da vermeye başladı. Çiçeğimiz gayet sağlıklı, kökü sağlam, büyümeye devam edecek inşallah. Yine aynı şekilde diğer saksımıza ektiğimiz kalanşa çiçeğimiz, bu da tuttu. Birazcık solgun gibi duruyor ama daha yeni bu arkadaşlar. 10 gün anca oldu. Şimdi kendini toparlama zamanı. Bunlara yeni ektiğimiz için vitamin vereceğiz. Kendini toparlaması için, daha hızlı gelişmesi için, yeni yeni yapraklar vermesi için sevgili arkadaşlarım. Aynı şekilde bu vereceğimiz vitamin kalanşalarımıza ve evdeki tüm çiçeklerimize uygulayabilirsiniz. Tüm çiçekler ve bitkiler için çok etkili bir vitamin arkadaşlar. Hepimizin evinde olan bir vitamin. Bu vitamin çiçeğimizin daha hızlı ve daha sağlıklı gelişimini sağlıyor. Ve açmayan çiçeklerimizi mutlaka çiçek açtırıyor. Denemenizi tavsiye ederim benden söylemesi. Biliyorsunuz ki kalanşa çiçekleri soğuk havada daha güzel açıyor. Serin bir ortamda, ev içerisinde ya da balkonunuzda hiç fark etmez. Serin bir ortam olsun, gün ışığı alsın, güneş alsın arada bir, mutlaka açar. Ayrıca haftada bir kere su vermeniz yeterlidir. Asla kalanşa çiçeklerinizi çok sık sulamayın. Sonrasında yapraklarında ve köklerinde yumuşamalar oluşuyor. Sonra çiçeğimiz zamanla ölüyor arkadaşlar. Çok fazla su sevmiyor kalanşalarımız. Kalanşa çiçeğimizin dediğim gibi çoğaltımını daha önceki videolarımda sizlere göstermiştim. Bu onlardan bir tanesi. Hemen şimdi bunların vitamin zamanı, daha sert yaprakları olsun ve daha güzel gelişsin diye vitamin vereceğiz. Bu vitamini 15 günde bir evdeki tüm çiçeklerinize uygulayabilirsiniz. Hiçbir çiçeğinizi atlamadan, orkide hariç, orkideye de bunun suyunu verin arkadaşlar. Bu şekilde posasını değil, suyunu verin. Ben şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir kabıma aldım. Birazcık soğusun diye bekledim. Soğudu. Sıcak vermeyiniz. Nedir bu? Bu çay arkadaşlar. Bildiğimiz, evimizde içtiğimiz siyah çay. Yorumlarda yeşil çay olur mu diye soran sevgili arkadaşlarım var. Şimdi arkadaşlar, evde hepimiz siyah çay içiyoruz. Bildiğimiz normal çay. Bu çayın posasını, çöpünü dökmüyoruz. Ne yapıyoruz? Böyle bir kabımızın içerisine alıyoruz. Sonrasında bunu 15 günde bir çiçeklerimize veriyoruz. Çok etkili. O yüzden sizlerle ara ara paylaşıyorum bunu. Özellikle yılbaşı çiçeklerinde, özellikle kalanşolarda çok etkili bir vitamin. Ne yapıyoruz? Yeni ektiğimiz kalanşomuza şöyle bir kaşık verdikten sonra iyice toprağında gezdiriyoruz. Yine bir kaşık daha verelim. Yani 2 yemek kaşığı yeterlidir çiçeklerimize. Saksının büyüklüğüne göre. Şimdi bu saksımız bizim birazcık küçük. Gördüğünüz gibi. Şöyle minik bir saksımız. O yüzden 2 kaşık. Toprağın üzerinde gezdiriyoruz. Şimdi su vermemize gerek yok. Normal sulama zamanı geldiği zaman, dediğim gibi, haftada bir kere çiçeğinizin suyunu verebilirsiniz.
Çay çöpü sinek yapan diyen sevgili arkadaşlarım. Çay çöpünü mutlaka verin. Verdikten sonra çiçeğinizi havadar bir yere koyun. Bir gün, iki gün balkonunuzda, açık balkonunuzda bekletin. Sonrasında o kuruyacak zaten. Toprakla da hafif bir karıştırırsınız kuruduktan sonra. Hiçbir şekilde sinek, böcek yapmaz. Hemen diğer yeni ektiğimiz, yani 10 gün falan oluyor, çiçeğimize de vitaminimizi uygulayalım. Bu biraz daha diğerinden büyük bir saksı. Hemen şöyle bir kaşık, ince bir tabaka olarak toprağının her bir yerine yayalım arkadaşlar. Buna da 3 kaşık yeterlidir. Diğerinden büyük olduğu için saksımız. Saksıya göre kendiniz ayarlayın miktarını. Çok etkisini göreceksiniz. Çiçekleriniz coştukça coşacak arkadaşlar. Gerçekten açmayan çiçek kalmayacak. Nacizane ısrarla tavsiye ediyorum. Çiçeklerinizin daha verimli ve daha güçlü kökleri oluşması için ve daha çabuk hızlı büyümesi için, capcanlı olması için. Evet, gördüğünüz gibi küçüğüne 2, büyüğüne 3 kaşık çayımızı verdik sevgili arkadaşlarım. Bunları yine aynı şekilde serin bir ortama götüreceğim. Orada duracak. Ara ara sizlerle paylaşacağım. Sizlerle göreceksiniz ne kadar çabuk ve sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü ve tomurcuklandığını sevgili arkadaşlar. Bunlar da kırmızı açacak. Çünkü bundan çoğalttım kalançomuzu. Kalançolarıma ara ara vitaminler veriyorum. Bunları sizlerle de paylaşıyorum. Daha önce, bir ay öncesine kadar bir vitamin vermiştim. Şöyle göstereyim. Bakın toprağında hala duruyor. Normalde ben bunun suyunu veriyordum. Suyunu da verebilirsiniz. Pirinç suyu. Ara ara sizlere bahsediyorum. Haşladığımız, pilav yapmadan önce haşladığımız pirincin suyunu çiçeklerimize döküyoruz. Ya da şöyle bir avuç kadar pirinci toprağın üzerine ekiliyorum. O da çok etkili oluyor çiçeklerimde. Evet, bu çay çöpünü gerçekten ısrarla bitki çiçeklerinize vermenizi tavsiye ediyorum. Gerek evdeki çiçeklerinize, gerek balkondaki ya da bahçenizdeki, hiç fark etmez. Her bir çiçeğe ya da her bir ağaca, limon ağacına, portakal ağacına, erik ağacına, her ağacın dibine mutlaka çay çöpü dökün sevgili arkadaşlar. Gerçekten ağaçlar, bitkiler, çiçekler coştukça coşacak sağlıklı bir şekilde. Evet, şimdilik bu kadar. Vitaminimizi verdik. Çay çöpünü eksik etmeyiniz çiçeklerinizden. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.